Merhabalar. Ben Ayşenur Yazıcı. Türkiye'den bu videoyu çekiyorum. Ve bildiğim dillerde altına tercümesini de koyacağım. Ki koronayla savaş sırasında birbirimize hem taşıdığımızı bulaştırmamak hem başkasından koronavirüs almamak için gerekli olan maskeyi evde de yapabilirsiniz. Ben emekli haber spikeriyim. Kozmetoloğum. Aynı zamanda estetisyenim. Ancak kendimi hiç konulmuş hissetmediğim şu maskeleri 3 katmanlı olmasına rağmen şöyle göstereyim. İncelerken başka daha neler yapılabilir diye düşündüm. Benim alanım dışına çıkan bölümlerinde ise savunma sanayi uzmanı arkadaşlarıma, makine mühendislerine ve biyolog arkadaşıma danıştım. Yani kendi kafama göre bundan daha iyi bir şey imal etmenin yolunu aramak için bana yardımcı olmaları gereken insanları kendi mesleklerinden seçtim. Ve sonuçta savunma sanayi uzmanı yani nükleer, biyolojik ve kimyasal olarak korunmalardan bilgi sahibi olan kişi bana dedi ki Ayşenur, arabaların polen filtreleri vardır klimalara takılan. Onlardan katman olarak yararlanabilirsin. Çünkü ne kadar giren havayı çoklu yüzeye çarptırırsak o kadar çok partikül yakalanır. Virüsü geçirmeyecek şekilde gözenek yapısından nefes almak imkansızdır. Yani o dokudan bir hava girip çıkmalı ama aynı zamanda birkaç katmandan süzülerek maksimum virüs hem nefeste verilmesi hem alınması engellenmeli. Peki ne yaparız o zaman dedim. En güzeli dedi mikrofiber bezler. Çünkü bu kumaş havayı normal bir kumaştan 3 kat daha fazla filtreleyecek ve çoklu yüzeye ve sıkı dokuya sahip. Ne yapayım dedim. Git dedi mikrofiber bez al. Aldım. 3 tanesi valla yanlış hatırlamıyorsam 11 lira mı neydi? Mikrofiberin şöyle bir özelliği de varmış. 10 mikrometreden daha küçük bir çapa sahip dokuması var. Bu bir insan saçının yaklaşık 1/5 olan ipek ipliğinin çapından yaklaşık bir denli daha küçük demek. Yani şuradan 2 kat kullanacağım ben süzeceğim hava hem rahat nefes almamı vermemi sağlayacak hem de maksimum mikrofibere elektrostatik olarak da virüsleri yapıştıracak. Bunu bana gayet güzel anlattı arkadaşım. Ardından bir araba polen filtresi seçmem gerekti. O da şu. Açtım, çıkarttım. Neden bunu aldım? Çünkü en ucuzu buydu. Astra'nınki. Astra SC665 kabin filtre diyor üstünde. Long life for engine. Tamam. Aldık. Şimdi mikrofiberin dışında şu polen dediğimiz mikropartikülleri süzen akordeon şeklinde yapılmış ki çoklu yüzey oluşturulsun. Bunu görevi arabanın içini partiküllerden korumak, polen filtresi. Bunun aktif karbon filtreleri veya antialerjen filtreleri de var. Ben birini seçmek zorundaydım. En ucuzu buydu, bunu aldım. Şimdi ne yapacağım? Sırasıyla ilk önce şundan 2 katlı bir maske yapacağım. Böylece bir bez maskenin cebi olacak. İçerisine bu poleni düzleyerek, kastandan çıkararak düzlediğim, 20 santimlik büyüklükte kestiğim parçacıkları o mikrofiberin cebinin içine koyacağım. Tabii ki bunu kulaklara sabitlemek gerekecek. 2 tane lastik ucuna yerleştireceğim. Ancak polen filtreyi değiştirip mikrofiber bezi sıcak ve sabunlu suyla yıkayacağımızdan bunlar erimesin diye her seferinde şöyle 2 tane çengelli iğneyle o lastikleri oraya tutturmanız için şunlara ihtiyacınız var. Şimdi videoyu kesmeden size nasıl yaptığımı da göstereceğim. Fikirleriniz varsa altına yazabilirsiniz videonun. Hem savunma sanayi uzmanı arkadaşıma, hem makine mühendisi olan arkadaşıma, hem de biyolog arkadaşıma. Bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. En azından biliyorum ki şu an tanesi 1,20 liraya mal edeceğim 30 tane maskemle kendimi daha güvende hissedeceğim. Tabii ki sokağa mümkün olduğu kadar çıkmıyorum. Sadece alışveriş yapmayı mecburi, o da haftada bir kere. Kolay gelsin, dilerim işinize yarar.